Evet efendim, ilk seansa hoş geldiniz. Ben Perihan Tantu. Haftanın son işlem günündeyiz. Borsa İstanbul'a açmaya hazırlanıyoruz. Dün piyasada bildiğiniz gibi çok sert satışlar vardı. Özellikle Delta varyantını dünya piyasaları fiyatlamaya devam ediyor. Bugün tepkiler görüyoruz ama net bir yön tayini yok. Detayları konuşacağız. Sevgili Tuğba Özay yine konuğum. Tuğba, günaydın, hoş geldin. Günaydın Perihan. Evet, Borsa İstanbul'un kapanış rakamlarına bakacağız ama bakmadan önce hemen bir anketle başlayalım. An itibariyle Viyop tarafına baktığımızda aslında pozitif bir açılış gerçekleştirdik. Şu an tamamen yataya döndü. 1510 puan seviyesindeyiz ve Forex anketinde ise bugün ankete 36 analist katılmış. Neredeyse yarı yarıya, yani 17 bu analistlerin 17'si pozitif, 19'u negatif açılış tahmininde bulunmuş. Ortalama tahmine baktığımızda 0.12 puanlık düşüş bekleniyor. Yani net bir yön tayini analistlerde aslında beyan edememişler. Evet, o zaman dönelim Borsa İstanbul'daki kapanış rakamlarını hatırlayalım. Dün hakikaten dünya piyasalarında tabii kıpkırmızı bir gün yaşadık. Yine aynı şekilde Borsa İstanbul'da da 1390 puan seviyesini test ettik. Fakat üzerinde kalıcılık sağlayamadık. Dünya piyasalarıyla birlikte biz de düşüşler gösterdik. Şimdi dönelim, 1372 puan seviyesinden kapatmıştık Borsa İstanbul'u. Onu hatırlayalım. Günlük işlem hacimlerinde Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Kardemir D'yi gördük. Payların endekse etkisine baktığımızda yukarı çekenlerde Logo, Enka İnşaat, Aksa, Torunlar ve İşçi vardı. Aşağı çekenlerde ise Ereğli, Garanti Bankası, Türksel, Şişe ve Akbank'ı gördük. Bununla birlikte yeni günde dolar Türk lirasında 8.70 seviyesinden başlangıç yapıyoruz. Euro Türk lirası 10.29 ve bununla birlikte sepet kuru ise 9.50 seviyesinde. Gram altın fiyatları ise 503 lira seviyesinde seyrediyor. Evet, buradan bakalım, bir de Asya tarafına dönelim isterseniz. Şimdi Asya tarafına baktığımızda aslında dün dediğim gibi çok sert satışlar vardı. Bugün Hong Kong Hang Seng'de bir tepki görüyoruz. Tepki diyeceğim çünkü ciddi kayıplar yaşadılar. O yüzden %1'e yakın bir tepki var ama geri kalanlara baktığımızda Çin Shanghai Composite'de yatay bir seyir var. Orası 1+1 eksi olarak devam etti. Japonya Nikkei Endeksi %0,63'lük düşüşlere işaret ediyor. Bununla birlikte Güney Kore Kospi'de yine %1'lik kayıplar söz konusu. Hindistan Sensex'e de %0,39'luk düşüş var. Bununla birlikte ABD vadelilere dönelim. ABD vadelilerde de Nasdaq'ta biraz baskı gördük. Baktığımızda orada net bir yön tayini yok. Bir miktar aslında Dow Jones ve S&P 500 vadeli pozitif seyrediyor. Ama bununla birlikte Nasdaq vadelinin yine negatif tarafta olduğunu söyleyelim. Hatta korku endeksi de 19 seviyesine kadar yükselmiş oldu bu volatilite ile birlikte. Ve tahvil faizleri diyelim, orada sert hareketler görmüştük. Tahvil faizlerinde de bugün yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. 2 yıllıklar %0,20 seviyesine yükselirken 10 yıllıklar %1,33 seviyesine yükseldi. ABD 30 yıllıklar ise %1,97 seviyesine kadar yükseldi. Kıymetli metallerde de baskı devam ediyor. Kıymetli metallere baktığımızda ons altın 1800 doların üzerindeydi bildiğiniz gibi. An itibariyle tam altında seyrediyoruz. Yine gümüşte 26 doların üzerinde fiyatlamalar görmüştük. Burada kayıplar var, %0,40 kadar bu sabah. Yine paladyum cephesinde %0,37'lik bir düşüş söz konusu. Platinde de %0,32'lik düşüşler var. Bakır tarafına baktığımızda bir pozitif ayrışma orada da söz konusu. Bakırı ayrı tutuyorum, dönüyorum Brent petrol tarafına. Tabii OPEC artı toplantısı piyasaya etkisini dün de detaylandırdık, konuştuk. Baktığımızda bugün Brent petrol cephesinde 74 doların altında bir fiyatlama görüyoruz. Evet, 77 doların üzerinden geliyor bu fiyatlamalar ama hala daha çok kuvvetli diyebiliriz. Yan petrol tarafında ise %0,50'lik yükselişle 72,5 dolar seviyesinde seyrediyor ham petrol. Ve evet efendim, Borsa İstanbul'u açıyoruz. Şimdi 1374 puan seviyesini açıyoruz %0,11'lik primlerle. Şöyle bir alt endekslere bakalım isterseniz. Bankacılık endeksi güne %0,08'lik yükselişle başlıyor. Bununla birlikte sanayi endeksi %0,12'lik yükselişlere işaret ediyor. Holding endeksi %0,16, ulaştırma %0,35 ve teknoloji endeksi ise %0,30'luk yükselişle açılıyor diyelim. Bununla birlikte dönelim şimdi ekranlara, BIST 30 hisselerimizi alalım. BIST 30'a baktığımızda en iyi performansla açılan bugün emlak konut %0,54'lük yükselişle açılıyor. Gübre fabrikaları var ardından %0,49'luk yükselişle. Yine Kardemir'de Pegasus, Halkbank, Ereğli, Koza Altın, Vakıfbank, Koç Holding, Akbank, Petkim olarak liste devam ediyor. Sabancı Holding, TAV ve Koza Maden'de yeşil tarafta açılan hisselerde. Yatay açılışlar da var.
Baktığımda Arçelik, Aselsan, Doğan Holding, Ford Otomotiv, Garanti, Tekfen, Tüpraş, Vestel, Yapı Kredi gibi hisseler yatay tarafta açıyor. Negatif tarafta açanlarda ise Turkcell'i görüyoruz. Sasa, Türk Telekom, BİM, İşçi. Ama negatif tarafta açanlarda yatay negatif diyelim. Çok ciddi bir aslında negatif fiyatlama olduğunu da söyleyemeyeceğim. Yani Borsa İstanbul tarafında bir miktar aslında Tuğba şunu söyleyebiliyorum ki yurt dışı tarafında evet dün çok sert satışlar vardı. Hem Asya'da hem Avrupa'da hem de ABD'de. Yani evet onlar giderken eşlik edemedik ama düşerken de onlar kadar pozitif düşmedik. Ayrışıyoruz. Ya pozitif ayrışma hani illa yeşil demek değil. Kesinlikle. Onlar kadar düşmediğimiz için de bardağın dolu tarafından bakacak olursak pozitif ayrıştık diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Aslında fiyatlamaların geneline baktığımızda Asya'da başladı, daha sonra küresele yayıldı dün itibariyle. Bunun temelinde Delta'nın biraz daha Amerika'da dominant hale gelmesi yatıyor. Ve burada Dünya Sağlık Örgütü'nün bir uyarısı vardı. Kontrollü açılmaya gidin yönünde bir uyarı yaptı. Çünkü Amerika gibi, Avrupa gibi genç nüfusa baktığımızda orada aşı olmayı reddeden ülkelerin olduğunu görüyoruz. Ve bu ülkelerde tabii ki gelişmiş ülkeler aşılandırma sürecini çok hızlı ilerletmişti. Ama bu gelişmiş ülkelerde de genç nüfus aşıya karşı olduğu için aşının yan etkilerinin bilinmezliğinden dolayı aşıyı reddettikleri için aşı olmadı. Zaten bu vakaların büyük bir çoğunluğunun da genç nüfusta olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan gelişmekte olan ve diğer daha az gelişmiş ülkelere baktığımızda da orada zaten aşılanma süreci çok yavaş ilerliyor. Şimdi küresel çapta 185 milyona yaklaşan bir vaka sayısı var. Bu da yeni varyantlar çıktıkça çünkü çıkan Delta Plus'ın yayılma hızı diğerlerine göre çok daha yüksek. Bunlar çıktıkça bu küresel toparlanmayı olumsuz etkileyecek fiyatlaması aslında biraz dahil olmaya başladı fiyatlamalara. Şu anki fiyatlamalar da tamamen bundan kaynaklı. Evet, bu arada bir ülkelere göre COVID-19, daha doğrusu Delta'nın bir gidişatına bakalım. Şimdi burada aslında Tuba baktığımızda da ülkeler arasında farklılıklar görüyoruz. Ülkelere göre COVID-19 Delta varyantı yayılım oranları var şimdi listede. Burada ilk sırada İngiltere'yi görüyoruz. ABD, Portekiz, Almanya, İspanya, Singapur, Hindistan, Güney Afrika, Rusya olarak devam ediyor ama burada hani en yüksek orana sahip ülke tabii İngiltere. Evet. Tabii şu da tartışmalara sebebiyet veriyor. Yani sadece Delta varyantına mı bakmak lazım, vaka sayılarına mı bakmak lazım yoksa vaka sayıları artarken hastaneye yatım ve ölüm oranlarının azalıyor olması bir miktar iyi mi aşılamayla birlikte? Hani derler işte az önce söylediğim gibi bardağın dolu tarafından mı boş tarafından mı bakmak lazım? Şimdi fiyatlamalar bardağın kötü tarafından bakmayı tercih ediyor şu anki gördüğümüz senaryoda. Ama çünkü bilinmezlik var. Evet, bilinmezlikten kaynaklı ama çok güzel bir noktaya değindin. Vaka sayısındaki artış ve ölüm oranları ve hastane yatma kapasitesine baktığımızda orada o aradaki bir makasın artmaya başladığını görüyoruz. Yani evet vaka sayıları artıyor ama ölüm oranı ya da işte yoğun bakıma girme süreci o vaka sayısı anlamında düşüyor. Bu olumlu taraf. Ama tabii ki hani burada yeni varyantların etkilerini de bilmiyoruz ve aşıların etkinliğinin zamanla azaldığından bahsettiğimiz bir ortam. Evet hani piyasa kısa fiyatlamada hani kısa vade fiyatlamasında olumsuz taraftan şey yapabilir ama bunun önümüzdeki süreçlerde ekonomik toparlanmaya etkisi ne olacak? Hani yeniden bu ülkelerin kendi içlerine dönmelerini ve kapanmaları getirirse şayet orada ekonomik toparlanma sekteye uğrayacak. Bu da uzun vadede daha olumsuz fiyatlatacak bir tablo. Şu anki tablo evet kısa vadede bu endişeyle, belirsizlikle birlikte olumsuz bir fiyatlama var. Ama kalıcı olup olmayacağını bunun önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylardaki fiyatlamalarda göreceğiz. Şu anki fiyatlama olumsuz senaryoya bakıyor. Dünya Sağlık Örgütü de uyardı. Şimdi mesela Tokyo'da, Japonya'da, Güney Kore'de bunlarda yeniden bu sıklaştırmalar artmaya başladı. Japonya'da hatta olağanüstü hal ilan edildi. Olimpiyatlar seyredilecek. Orada tabii ekonomiye ciddi bir darbe yaratacak. Kesinlikle öyle. Hani burada zaten hani tek dikkat çeken şey küresel toparlanmayı ne kadar olumsuz etkileyecek? Bu önemli. İngiltere'de bu kadar vakaların yoğun olmasının nedeni oradaki genç nüfusun aşıya ciddi anlamda karşı olmasından kaynaklanıyor. Bununla ilgili hatta protestolar falan da vardı. Vaka yaş kırılımına baktığınızda da zaten genç nüfusta o vakaların artma hızının biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Tabii bununla birlikte Hollanda tarafından da yine bir haber var. Covid önlemlerini 26 Haziran'dan itibaren büyük ölçüde gevşeten Hollanda'da
yine vaka sayıları bir kez daha hızla artmaya başladı. Yine eğlence mekanlarının tekrar kapatılma kararı alındığı belirtiliyor. Tabii Türkiye tarafına geçecek olursak bizde vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandı. Grafiğimizi hatta hazırsa da verebiliriz ekranlara. Şimdi vaka sayılarına baktığımızda 5171 kişi son açıklanan rakam. Hayatını kaybedenlerin oranında da yine ciddi bir düşüş var. 48 kişi olarak açıklandı. Peki yani yurt dışı tarafına göre burada Türkiye'de bir pozitif ayrışma olabilir mi? Yoksa bir şekilde delta varyantı bizi de vurur mu? Bu işin sağlık kısmı ama en azından ekonomi olarak yani fiyatlama olarak bunu konuşalım. Şimdi Türkiye burada pozitif ayrışma. Evet şu anda hani burada ciddi anlamda aşılanma hızında bir artış yaşadık biz geçtiğimiz haftalarda. Ve baktığımızda bizdeki genç nüfus diğer ülkelere göre, Avrupa ülkelerine göre zaten çok yüksek. Ve oradaki gibi bir İngiltere'deki, bir Avrupa'daki gibi bir durum yok. Burada çünkü gençlerin de aşı olmak için birbirleriyle yarıştığını görüyoruz. Yani bu bizim için olumsuz, bizi pozitif ayrıştıracak bir gelişme. Şimdi burada hani ne kadar çok aşılanma süreci hızlanır ve genç nüfus o kadar çok aşı, ne kadar çok aşı olursa biz dışarıya göre, yurt dışına göre biraz daha pozitif ayrışabiliriz bu süreçten. Çünkü hani gördüğümüz gibi işte aşılanma yaş oranı aşağıya çekildi. Ciddi anlamda bir artış var ve bu süreç hala devam ediyor. O yüzden de bizim pozitif ayrışma ihtimalimiz ve fiyatlamalarda onlar kadar bundan etkilenmeme ihtimalimiz var. Sadece bu varsayım altında ama yani parametrelerden biri olarak delta varyantına alırsak bu bizi pozitif tarafta tutar. Ama tek parametreyle fiyatlama gerçekleşmiyor. Diğerleri de önemli. Doğru. Şimdi ABD tarafına baktığımızda hatta CDC'den de bir açıklama geldi. Özellikle bu kamplarda ve toplu etkinliklerde vaka sayılarına, delta vaka sayılarına ciddi bir artış gördüklerini ifade ettiler. Ama şunun altını çizmiş. Aşılama oranının %40'ın altında olduğu bölgelerde özellikle vaka sayılarına bir artış görüyoruz diye. Yani aslında delta varyantına karşı koruyucu mu değil mi aşılar? Bu da tartışmaya açık bir konu. Özellikle aşı olanların delta varyantına karşı evet en azından yakalansa bile hastaneye yatma oranlarını ya daha doğrusu bu süreci ayakta geçirme oranının daha yüksek olduğu da yine sağlık profesyonelleri yani bu işi profesyonelleri tarafından teyit edilmiş bir bilgi. O yüzden yani hani burada galiba aşılanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Aşılarla ilgili de çok fazla farkındayım. Çok fazla spekülasyon var piyasada dolaşan doğru ya da yanlış her ağızdan çıkan ayrı bir bilgi var. Keşke yani bunlara bir sınırlama getirilse hatta. Zaten hani şimdi dün Lancet'te bir bilim adamları toplanmışlar ve bir makale yayınlamışlar işte bu delta varyantından sonra. Hatta İngiltere'ye uyarmışlar. 113 bilim adamıydı yanlış hatırlamıyorsam. 19 itibariyle İngiltere'ye biliyorsun bu karantinaları gevşetecekti. Hatta orada Türkiye hala kırmızı listede. Türkiye'nin de kırmızı listeden çıkartılıp turuncu listeye alınması söz konusu. Şu noktada uyarıyorlar. Delta varyantının yayılma hızının fazla olduğu ve hani genç nüfustaki aşılanma oranının düşük olması nedeniyle kontrollü açılmanın hani bu karantinayı gevşetmenin bu kadar hızlı olmaması gerektiği konusunda uyarı yapmışlar. Şimdi bu bilimsel makalelerin yayınlandığı dergilere baktığımızda ya da bilimsel makalelere baktığımızda zaten hiçbirinde işte aşı olduktan sonra bir daha koronavirüse yakalanılmayacak ya da aşıların etkinliği ömür boyu şeklinde bir şey zaten okumadık. Hatta üçüncü dozları konuşmaya başladık. Aşının etkinliğinin 6 ay olduğunu biliyoruz. Hatta birinci, ikinci dozu olduktan sonra üçüncü doz için de 6 ay sonrasına işaret eden şeyler var, makaleler var. Burada tabii ki bir yerden sonra hiçbir makalede şu geçmiyor. Bu aşıyla birlikte virüs ortadan kalkacak. Hayır, daha önceki işte pandemi dönemlerine de baktığımızda vücut buna bağışıklık kazanıyor bir yerden sonra. Ve zaten şu anki aşılanmamızın nedeni de koronaya yakalanmayalım diye değil, bunu grip nezle gibi daha hafif atlatalım diye. O yüzden de hani aşılanmayla birlikte buna ölüm oranları azalmaya ve vücutlar bağışıklık sağlamaya başladığında hani bunu gördüğümüzde tabii ki burada varyantların türemediğinden varsayımından yola çıkarak bunu söylüyorum. O zaman biraz daha belirli bir yol haritası olabilir ama önümüzdeki bundan 2 ay sonra çıkan varyantın belki de hani ölümcül ölüm oranlarını artırma hızı daha fazla olacak. Bunu bilmiyoruz. Bunun belirsizliğini piyasa hala içinde barındırıyor. Bu arada şimdi gelen yorumlara da bakıyorum. Bir yandan gülüyorum çünkü sürekli delta varyantını konuşuyorsunuz demişler. Ben hiç istemiyorum. Hatta ben 2 yıldır Covid'i konuşmayı bile hiç istemiyorum ama kesinlikle. Sonra
sonrasında bana şu sorular geliyor. Yani dün niye işte DAX %2 düştü? Niye işte Asya piyasaları? Yani yok bir açıklaması. Delta varyantı. Yine bir bilinmezliğin içine giriyoruz. Yani gönlüm istiyor ki hiç COVID'i ağzımıza almayalım. Kötü bir an olarak geçmişte bırakalım ama olmuyor yani. Dönüp dönüp başa dönüyoruz ve hani bu ekonomiden bağımsız bir durum da değil. Biz de sağlıkçı değiliz ama konuşmak durumunda kalıyoruz maalesef. Yani varyantın ya da işte Delta'nın ya da pandeminin ekonomik tarafını konuşursak tamamen ekonomik toparlanmayı aksatacağı. Aslında temelinde yatan neden bu. Ekonomiler evet şu an toparlandığı bir sürece girdi ama yeniden kapanmalar işin içine girerse orada merkez bankaları yeniden elini taşın altına koymak durumunda kalacak ki şu an çok ciddi anlamda bilançoların genişlediği ve zaten bu tapering'in ne zaman başlanacağının ya da nasıl hangi şartlarda başlanacağının belirsiz olduğu bir dönem. Yeniden hani böyle bir yola girmişken böyle bir varsayım bütün fiyatlamaları ve bütün planları tersine döndürür. Yani tamamen ekonomik olarak bizim toparlanmamızı yavaşlatacak mı? Yoksa biz hani şu anda o trend devam ediyor, bu trend devam edecek mi? Oradaki fiyatlamanın ardına yatan neden bu. Şimdi buradan hemen BIST 100 tarafına geçelim istersen Tuğba. BIST 100 tarafına baktığımızda %0,38'lik yükseliş var an itibariyle. Bir grafiğimi alayım ekranlara rica edeceğim. Yine 200 günlük ortalamadan Borsa İstanbul'un bir tepki verdiğini görüyoruz. Burada şimdi destek dirençler diyelim. Dirençlere baktığımızda karşımızda 1400 puan seviyesi. Bunun yukarısında 1420-1465 puan seviyesi var ki 1400 puan seviyesi gerçekten direnç olarak yine izlediğimiz bir seviyeydi. Psikolojik direnç oldu artık. Yani öyle bir diğer taraftan da aslında her sabah biliyorsun ortalamaları da konuşuyoruz. Şimdi ortalamalara da baktığımızda evet 200 günlük ortalamadan bir tepki verdik. Zaten 1400 puanlarda da aşağı yukarı ortalamalarımız birikti. 21 günlük ortalamamız 1394 ve 50 günlük ortalamamız 1411 puan seviyesinde. 8 günlük ortalamamız ise 1381. Yani tam böyle 8 günlükte dans ediyor yine bu aralar kapanışlar. Şimdi 1400 dedik, 1420-1465. Bizim için zaten en önemli yer aslında tamam mı devam mı diyeceğim. 1465 evet, bana 65. göre. Çünkü çok zorladık orayı. Defalarca denedik. 3 defa gittik döndük. Artık yani üzerine bir kalabilirsek sanıyorum gap kapatmaya gideceğiz. Bununla birlikte desteklere baktığımızda ise 1350-1300-1270 puan seviyeleri burada yatırım finansman tarafından ön plana çıkarılmış. Hemen bir günlük hisse önerilerini de istersen bir göz gezdirelim. Burada Koç Holding, Tekfen, Mavi ve Halk GYO var. Günlük hisse önerilerinde yatırım finansmanı. Dönelim istersen buradan bir de Viyop tarafına. 1513 puan seviyesinde an itibariyle Viyop. Viyop'u da bir ekranları alabilirsek. Şimdi baktığımızda aslında Viyop tarafında burada 8 günlük ortalamaya yine çok yakınız. 21 günlük ortalamamız 1520, 50 günlük ortalamamız 1522 yani üst üste binmiş durumda. Şimdi zaten burada açıklamalara baktığımızda Ağustos vade kontratında 1490 desteğinin üzerinde olduğumuzu ifade etmiş yatırım finansman. Küresel risk iştahı zayıf. Açılışta tepki alımı görebiliriz fakat 1530 direncine doğru olası ataklar zayıf kalmaya devam edebilir. Yükselen trendi de baskılıyor. 1490 altında yükselen trendde teknik olarak kırılacağından satış baskısı bu bölge altında artabilir der burada yatırım finansman. Dirençlerde az önce ifade ettiğimiz gibi 1530 puan seviyesinin altı çizilmişti. Onun üzerine 1550, onun üzerinde ise 1575 puan seviyeleri var. Aşağıya baktığımızda desteklerde ise 1490, 1465 ve 1420 seviyeleri yine hakim. Dönelim istersen şimdi buradan hemen bir piyasa tarafına. Ne diyorsun Tuğba? Yani yurt dışı tarafıyla kendimizi kıyasladığımızda biz tabii ki keşke yurt dışıyla birlikte hani eşlik edip gidebilseydik de bu ufak realizasyonları yurt dışıyla yaşasaydık evet. Diyoruz ama nitekim olmadı. Ama tabii ki asıl soru şu, bu pozitif ayrışı var, dün yaşadık mesela. Evet. Devam edebilir mi? Yani yurt dışına bir satış gelse dahi Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksinin pozitif ayrışması olası mı? Şu anda hani geçici olarak evet devam edebilir ama kalıcı olarak bu artışın devam etmesi ve yeni zirveler tefsir etmemiz için burada hani ihtiyacımız olan bazı değişkenler var işte. Bunlardan biri yani küreselle birlikte paralel olanları artık dışarıda bırakıyorum. Burada hani Merkez Bankası'nın ne yapacağını konuşmaya başlıyoruz ve en temel aslında ihtiyacımız olan şey burada yabancı yatırımcı ne zaman gelmeye başlayacak ve yerli yatırımcının payı ne zaman artmaya başlayacak? Bunun için de hani artık hani bir trendin olduğunu ve
içerideki güvenin yeniden sağlandığını görebilirsek şayet bu noktada hani oradaki hem yerli yatırımcı payı hem yabancı yatırımcı payı artmaya başlayacak. Onun için de tamamen ekonomik verilerdeki o toparlanmanın ve o güvenilir ortamın yeniden yaratılması şart. Onun dışındaki yükselişler hep işte son 5-6 aydır yaşadığımız gibi hep geçici oluyor. Evet biz 1465'lere gidiyoruz. Oradan tekrar 1300'lere geri dönüyoruz. 1380'lere, 1350'lere geri dönüyoruz. Hani burada yükseliş hani gerçekten sınırlı kalıyor. Çünkü yükselişi destekleyecek somut anlamda bir parametre ortada olmadığı için tamamen işte yabancı yatırımcı ne yapıyor? Geliyor. Burada kalıcı olmuyor. Önceden hani büyük hisselerde yabancı yatırımcının hani aldığını ve uzun sürelerce tuttuğunu ve hatta burada hisseleri onların götürdüğünü görürdük. Şimdi geliyor. Kar alıyor ve gidiyor. Hani bu da hani tamamen trade amaçlı geliyor ve burada güven ortamı yeniden sağlanırsa şayet orada gelen yatırımcı hem yerli yatırımcı hem yabancı yatırımcı kalıcı olacaktır. Bunun için de endeksin hani mevduattan daha fazla getiriyor olması lazım. Tabii ki hani burada borsada hani hiçbir zaman böyle bir şeyin garantisi yoktur ama benchmark'ı mevduat olarak aldığımızda onun üzerinde bir getiri getirebiliyorsa. Ya ben %20'nin üzeri bir getiri sağladım. Aynen öyle. Faizler %19'a çıktığında söylemiştim çünkü o zaman da yani şu aynen. An Borsa İstanbul'un en büyük rakiplerinden birisi artık mevduat. Mevduat. Yani bunun üzerinde getir getirebilecek bir ortam yaratılırsa şayet o zaman yatırımcının buraya tekrar aktığını görürüz. Ama hani zaten çok volatil hani veriler de çok hani şu anda belirsin. Bütün dünyada belirsin. Sadece bizde değil. Böyle bir ortamda yatırımcı kendini hiç riske atmadan mevduata kaymayı tercih edecektir ki bu da en doğal hakkıdır zaten. Şimdi hazır yabancılardan bahsetmişken bir haberimiz var. Kısaca oraya gidelim istersen. Neden? Çünkü özellikle bu yabancı işlemleri takip ediyoruz. Her perşembe banka ve para ve banka istatistiklerini alıyoruz Merkez Bankası tarafından. Bakalım hem iş borçlanma senetlerinde hem de hisse senedi tarafında geçen hafta ne olmuş? Kısa bir haberimiz var. Onu izleyelim, üzerine yorum yapalım. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 510,4 milyon dolar düşüş gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre bir önceki hafta 226 milyar 534,30 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 Temmuz'da sona eren haftada 226 milyar 23,9 milyon dolara geldi. Merkez Bankası'nın parite etkisinden arındırılmış verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 120 milyon dolar arttı. Dolar TL'nin 8.70 lira seviyelerinde seyrettiği geçen hafta bireysel ve tüzel dolar cinsi döviz mevduatı hesaplarından 1 milyar 287 milyon dolarlık satış dikkat çekti. Toplam 1 milyar 287 milyon dolarlık satış gelen dolar cinsi döviz mevduatında bu miktarın 1 milyar 214 milyon doları tüzel hesaplardan yapıldı. Yabancı yatırımcılarsa 2 Temmuz haftasında 83 milyon dolarlık tahvil alırken 38 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptı. 25 Haziran haftasında 173 milyon dolarlık tahvil alan yabancı yatırımcılar 3 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcı son 2 haftadır net alıcı konumunda bulunuyor. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 379 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre bir önceki hafta 59 milyar 240 milyon dolar olan rezervler 2 Temmuz'da sona eren haftada 59 milyar 619 milyon dolara geldi. Ve evet, şimdi geçtiğimiz haftaya baktığımızda Tuğba hisse senedi tarafında yine 38 milyon dolarlık net para çıkışı var yabancılar tarafından. İş borçlanma senetlerinde ise 83 milyon dolarlık para girişi olmuş. Önceki haftada 172 milyon dolarlık para girişi olmuştu iş borçlanma senetlerinde. Yine hisse senedi tarafında çok minimal de olsa 3 milyona yakın 2.8 milyon dolarlık bir para çıkışı olmuştu. Yani 2 hafta içerisinde aslında 40 milyon doların üzerine bir para çıkışı oldu hisse senedi tarafında. Bunu şu şekilde özellikle belirtelim. Hani sürekli çıkıyor diye bir şey yok. Bu yatırım geliyor ve hani karını alıp çıkıyor. Hani burada bizim ihtiyacımız olan ve görmek istediğimiz senaryo da şu. Yabancı yatırımcının bu haftalık banka para banka istatistiklerine baktığımızda her hafta girişinin artarak devam ettiği bir senaryo. Aslında beklediğimiz ve bizi daha yukarılara taşıyacak olan bu. Yoksa artık geçtim. Hani şirketlerin ucuzluğu, finansalların hani güçlü ya da güçsüz olması, rafyoların hani bu yabancı yatırımcıyı içeriye teşvik etmesi vesaire bunları geçtim. Çünkü bunların hepsini hani dünyanın en ucuz borsalarından biriyiz şu anda. Ve bütün şartlar zaten hani o anlamda hani tamamen
ucuzluk anlamındaki bütün senaryolar zaten bizi destekliyor. Ama burada güven sorunu yeniden ön plana çıkıyor. Çünkü hani yatırımcıda şöyle bir beklenti var. Artık hani evet hani burada da içeride de ekonomik toparlanma bir miktar devam ediyor. Hani tam anlamıyla bir trende oturdu diyemezsek de. Ama işte hala biz şunu tartışıyor olursak Merkez Bankası faiz indirecek mi, indirmeyecek mi? Siyasi riskler ortaya çıkacak mı, çıkmayacak mı? Erken seçim konuşması olacak mı, olmayacak mı? Hani bunlar yol haritasıyla ilgili piyasayı sarsıcı etkiler yaratabilecek gelişmeler olduğu için bunun riskini almak istemiyor zaten yatırımcı. Dolayısıyla da hani belki bizim kadar ucuz olmayan ama biraz daha önünü görebileceği şirketlere ya da işte borsalara, ülkelere yönelmeyi tercih ediyor. Ama burada bunu sağladığımız takdirde yabancı yatırımcı payının da yurt içi yerleşiklerin yeniden o geçtiğimiz yılki gibi taleplerinin arttığı dönemi de yaşama ihtimalimiz yüksek. Ama o ana kadar yaşanacak bütün şeyler kar alıp çıkma amaçlı olacak ve yükselişler hani kalıcı olur mu? Şu an kalıcı olacak bir yükselişe dayanak ben göremiyorum. Tabii diğer taraftan şuna da bakmak lazım. Özellikle işte döviz mevduatları, TDH'lar. Yani şimdi orada burada hane halkının hala daha dövize olan ilgisi. Şimdi döviz mevduatlarında azalış var diyoruz ama yani hani bunu bir alsat için mi kullanıyor bir miktar aslında hane halkı? Bunu düşünmek lazım. Yani burada kalıcı bir çözüm olması lazım. O kısa vadede şu anki hani konjonktürde çok mümkün değil gibi görünüyor evet. Ama yani doğrusu, var mı yine tünelin sonunda bir ışık sence? Mümkün değil. Rakamlar bize veriyor. Çünkü oradaki hani yatırımcının güven algısını orada rakamlar üzerinden okuyabiliyoruz. Hala işte 860'lara geldiğinde, 858'lere geldiğinde burada yurt içi yerleşiklerden taleple karşılaşıyorsa bu fiyatlar orada hala güvenin tam anlamıyla sağlanamadığını düşünürüz. Ama burada hani sadece yurt içi TL'ye olan güven de önemli değil. Amerika'nın da hani ne yapacağının bir belirsizliği var. Dolar endeksi geçtiğimiz haftalarda işte 93'lere doğru bir tırmanmıştı. Orada FED hani beklenenden önce tapering'e başlayacak mı? Faizler tırmanına gidecek mi? Yani çift taraflı aslında hem TL'deki değer kaybından kaynaklı hem de dolardaki değer kazancından kaynaklı dövize olan talebi destekleyecek parametre var. O yüzden de hani burada DTH'larda da senin de bahsettiğin gibi kısa vadede çözülmeyi gerektirecek bir durum şu an için yok. Evet şimdi tabii birazdan özellikle doları altını da konuşacağız. Öncesinde bir Eda Karadağ'a dönelim Gedik Yatırım'a. Eda hoş geldin yayınımıza. Eda merhabalar, beni duyabiliyor musun? Sanıyorum bir bağlantıda sorun yaşadık o zaman. Dönelim tekrardan buraya. Birazdan Eda'yı tekrar dönüyor olacağız. Ben bu arada bir sinyal veren raporumuzu rica edeceğim. Dünkü hisse senetlerine bir bakalım, para giriş çıkışları ne durumdaydı onu bir değerlendirelim. Çünkü hisse bazlı hareketlerin hala ön planda olduğunu görüyoruz. Şimdi burada para giriş ve çıkışlarına baktığımızda 18.7 milyonluk para girişi Koç Holding tarafında yaşanmış. Dün zaten BIST 30 tarafında pozitif tarafta kapatan iki hisseden birisiydi Koç Holding. Ardından Turkcell'i görüyoruz 12.3 milyonluk para girişiyle. İşçi şey var 9 milyon üzerine para girişi yaşanmış. Ford Otomotiv var yine aynı şekilde 9 milyon üzerine para girişi olan tarafta. Ve BİM'i görüyoruz 9 milyon üzerine para girişi olan tarafta yine para girişi olan hisselerdi. Bir de para çıkışlarına bakalım. Burada Ereğli var. Ereğli'de para çıkışı yaşanmış. Bununla birlikte ODAŞ, Kozaltın, Garanti Bankası ve Emlak konusu görüyoruz. Para çıkışı olan hisselerdi. Dönelim şimdi bir de 200 günlük ortalama fiyat kesişmesine gelen hisselere bakalım ki burada aşağı kesen çok hisse var. Önce yukarı kesenlere bakalım 200 günlük ortalamasını. Bakap var ve burada Pınar Su var. Aşağı kesenlerde ise Alkim, Aksigorta, Çelebi, Dioboya, Ege Endüstri, Lokman Ekim, Kozaltın, Katmer, Fonet, Ege Gübre gibi hisseleri görüyoruz. Golden Cross tablomuza baktığımızda İzmir Demir Çelik ve Trekutsan var. Ve Debt Cross olanlarda ise Ekbrot, Tüpraş, Osmen ve Ulus Elektriği görüyoruz. Bununla birlikte göstergeleri dipte olanlara baktığımda büyük hisseler de var mesela Tuba. Burada Ereğli var, Katmer, İskenderun, Demir Çelik, TSGO, Kozaltın, Koza Maden. Bununla birlikte Oyak Çimento, Net Holding, Doğan Holding ve GSD Denizciliği görüyoruz. Dönelim bir de güç göstergeleri olumlu olanlara bakalım. Olumlu olanlara baktığımızda Aksa var, Logo, Goodyear, İşçe, bununla birlikte Kervan Gıda, Bestel, TRGO, Koç Holding gibi yine hisseleri görüyoruz. Mekte'nin al verdiklerinde Aksen, İşçe, Avot, Trabzonspor, GRNO, TR İlaç, HLGO, Petkim gibi hisseler var. Sat verdiklerine baktığımızda Mekte'nin Algeo, Özbal, Dagi, Emkel, Cemaş, Gedza, Katmer gibi yine hisseleri görüyoruz.
Şimdi Tuğba, diğer taraftan hep ben şunu söylüyorum, bilanço dönemi geliyor. Yani bilanço evet. dönemi gelirken de zaten biliyorsun bilanço döneminde hep bir volatilite görürüz genelde Doğru. fiyatta, fiyatlamalarda. Yani burada hani özellikle öne çıkmasını beklediğin sektörler var mı? Evet, demir çelik tarafının bir miktar öne çıkmasını bekliyorum. Hı-hı. Bankacılığın bilançolarının hani onların da iyi geleceğini düşünüyorum ki. Zaten onlar iyi geliyor ama fiyatlanmıyor. Evet, fiyatlanmıyor. Şimdiye kadar öyleydi yani. Evet, hani şu süreçten sonra biraz daha ön plana çıkabileceğini bekliyorum bankacılık tarafının. Onun dışında beyaz eşya tarafında olumlu fiyatlamaların olabileceğini göreceğiz. Hani bilanço tarafında onlarda da iyi gelmesini bekliyoruz. Aynı şekilde holding tarafı, Koç Holding, Sabancı Holding bunların da hani bilançoları güçlü ama bunlar da fiyatlamaya dahil olmayan hisselerde. Bunlar bir miktar daha ön plana çıkabilir. Otomotiv tarafında yine toparlanma söz konusu. Onun da bilançoya yansıdığını görebiliriz. Ulaştırma tarafına baktığımızda orada evet hani bu normalleşmeyle birlikte bir toparlanma göreceğiz. Ama bu fiyatlamaya çok yansımayabilir. Çünkü bu varyantlar nedeniyle belirsizlik hala ön planda olduğundan. Ama hani ulaştırma tarafında da bir toparlanma bekleniyor. Çünkü yolcu sayısının arttığını zaten yolcu istatistiklerinden de görebiliyoruz. Şimdi diğer taraftan tabii cari açık rakamlarını da aldık. Bu arada Mayıs ayında 919 milyon dolar azaldığını görüyoruz tabii Merkez Bankası verilerine göre. Şimdi tabii o noktada da aslında bir yani Tuğba bakmak lazım. Yani işte yine hep aynı şeylere dönüp dolaşıp konuşuyoruz ya işte dönüyoruz işte vaka sayılarına. Hatta JP Morgan'dan önemli bir rapor geldi. Türkiye gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda mobilite bakımından COVID-19 öncesi duruma en hızlı dönebilecek ülkelerden birisi dedi. Doğru. Bu da aslında yani hani kısa sürede bizim bu aşılamayla birlikte bir başarımız olarak yine en azından JP Morgan tarafından ödüllendirilmiş diyeyim. Kesinlikle. O yüzden şimdi ikisini karşılaştırdığımızda hani ülkeye döviz girişi tabii biz bu meseleyi konuşuyoruz. Asıl meselemiz bu diğer taraftan. Yani hani mümkün mü peki bu noktadan sonra? Ülkeye döviz girişi mümkün mü? Burada şimdi döviz girişini hani iki türlü çekebiliriz. Hani bir yüksek faiz vererek hani ülkeye yatırımları, hani döviz girişi demeyelim de yatırım diyelim. Yatırımları nasıl çekeriz diyelim. Bir reel anlamda daha çok faiz vererek yatırım çekebiliriz. Bir de içeride ekonomik anlamda yabancı yatırımcı şuna bakıyor. Güçlenen bir ülke mi? Büyüme potansiyeli ne kadar ki Türkiye'nin bu anlamda büyüme potansiyeli oldukça hani ciddi. Çünkü genç nüfusu da çok fazla olduğu için jeopolitik olarak konumu gereği büyüme potansiyeline sahip, riskleri de içinde barındırıyor olsa da. Bir tarım ülkesi, insan gücünün hani çok fazla olduğu ve TL'nin şu anda daha rekabetçi diyebileceğimiz bir seviyede olduğu bir ortam aslında yatırımları çekebilecek birçok parametreyi sağlıyor. Ama sadece hani şu endişeler var. Şimdi bir gün uyandığımızda yeni bir kanun hükmünde kararname çıkıyor. İşte resmi gazetede bir şeyler yayınlanıyor. Bu gibi belirsizlikler var. Yani siyasi kanattan kaynaklı yönetimsel belirsizlikler var. Bunun riskini almak istemiyor yatırımcı. Bunun dışında hani doğrudan yatırımlarla yani bu şekilde yatırımlarla gelme konusunda güven ortamı arıyor. Diğer türlü döviz nasıl girer? Turizmle girer işte. Bunu da zaten normalleşmeyle birlikte turist sayılarının artmaya başladığını gördük ama bu kalıcı bir çözüm müdür? Hayır. Sadece turizm sezonunda gelen turistin harcadığı döviz ya da içeriye soktuğu döviz kalıcı bir döviz girişi değildir bana sorar falan. Hani bunu biz daha çok yatırımlarla içeriye çekmemiz lazım ki biz de hem cari açığın finansmanı konusunda bize pozitif yansısın hem de sürdürülebilir olması açısından bu gerekli. Tabii ki şey de çok önemli. Hani evet yaz aylarına turistin gelmesi de çok önemli. Çünkü oradan hani oradan gelen dövizde cari açığın finansmanının finansmanı anlamında ciddi katkısı oluyor. Ama daha uzun vadede yatırım çekebilmek için, o ülkeye döviz çekebilmek için o güven ortamının yeniden sağlanması gerekiyor. Şu anki şartlar altında onu uzun süredir başaramadığımızı söyleyebilirim. Şimdi buradan tekrar Eda'ya döneyim. Sanıyorum bağlantı hazır. Eda selamlar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar tekrardan. Çok teşekkürler. Eda, bir Borsa İstanbul tarafıyla başlamak istiyorum. Hemen %0,45'lik yükseliş var an itibariyle endekste. Ve baktığımda da aslında şöyle bir bakıyorum. Özellikle BIST 30 tarafında Ereğli önderliğinde başladı bugün yükseliş. Ereğli ve Kardemir tabii ağırlık bakımından Ereğli'yi ön plana çıkarmak lazım. O yüzden bu Borsa İstanbul'daki şu anki yükselişi bir tepki hareketi olarak mı okumalıyız? Yoksa hakikaten her düşüş bir alım fırsatı mı? Yoksa her yükseliş bir satış fırsatı mı? Kafalar biraz karıştı. Sen hangi taraftasın?
Senin de ifade ettiğin gibi aslında kafalar biraz karışmış durumda. Net bir yönden hala bahsedemiyoruz ve Borsa İstanbul'daki kararsız seyirlerin ben bir süre daha devam etmesini öngörüyorum. Benim için Borsa İstanbul'da kritik iki nokta var. Biri aşağıda 1373 ki bugün buralardan tepkilerle karşılaştık. Yukarıda da 1395. Şu anda bu aralık içerisindeyiz ve bugün bu aralık içerisindeki performansı önemli olacak. Eğer ki bugünkü kapanışını bu aralık içerisinde gerçekleştirirse dolayısıyla gelecek hafta için bize yine net bir sinyal vermez diye düşünüyorum. Ama bu aralığın daha çok üst sınırına veya alt sınırına yakın noktalarda bir kapanış bir o kadar bize sinyali güçlendirebilir. Ama yine de ben İstanbul açısından hala bir satışı içinde barındırdığını düşünüyorum. Yani bu kadar kritik noktalarda olması, yukarı yönde tepkilerinde zayıf kalıyor olması hala aşağı yönde bir tepki barındırdığını bana gösteriyor. Aslında yeni bir gelişme yok. Hala aynı konu başlıklarını Borsa İstanbul nezdinde konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bu durum zaten baskı kurduğu için bunun yukarı yönlü hareketini de zorlaştırıyor. Dışarıda da risk iştahı zayıf. Delta varyantına yönelik endişeler, küresel ekonominin büyümesini sekteye uğratabileceğine dair ihtimaller şu an fiyatlamalar üzerinde etkisini gösteriyor. Zaten yaklaşık son 10 gündür Fed'i konuştuk, Fed'i fiyatladık. Fed'e dair belirsizlik aslında hala devam ediyor. Dolayısıyla bu durum da bence bir miktar daha piyasaları baskıladığını düşünüyorum. Yani kısacası genel itibariyle çok fazla belirsizlik var ve bu belirsizlik karşısında piyasalar yön bulmakta zorlanıyor. Ben bir süre daha yön arayışının devam edebileceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul'da da belirttiğim iki nokta benim için önemli olacaktır. Bu iki noktanın dışına çıkması durumunda özellikle 1395 seviyesinin üzerindeki performansında 1400 seviyesi ve üzerine doğru hareketini destekleyebilir. Ama bu durumda yatırımcılar bence yanılmasın. Benim için Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketin daha sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için 1430 üzeri günlük kapanışlar görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki 1430'a kadar tepkiler görülür ama bu seviyeler aşılamazsa ilerleyen günlerde bu bir nevi tepki yükselişi olur ve biraz da satış fırsatı olarak değerlendirilebilir kanaatindeyim. Peki Eda, şunu da aslında konuşmak lazım. Tabii Temmuz ayı bizim için kısa geçecek. Özellikle şimdi piyasadakileri de bir ne derler, acaba işte bayram öncesinde bir satış gelir mi diye endişe sardı. Yani tabii uzun bir bayram süreci olacağı için burada birazcık daha pozisyonları azaltma tarafına gidebilir mi yerli ya da yabancı yatırımcı? Bu bir hani baskı yaratabilir mi Borsa İstanbul üzerine yurt dışından bağımsız olarak sence? Bence olabilir. Yani bir miktar pozisyonlarda azaltma görülebilir önümüzdeki hafta içerisinde. Çünkü biz tatilken dışarısı açık olacak ve dışarıda da çok fazla volatilite yaşayabiliyoruz. Ve sonrasında da tabii ki biz bunun yansımalarını bayram sonrası görüyor olacağız. Bu nedenle piyasa çok fazla risk almak istemeyebilir ki bunu daha önceki tatillerde de yaşamıştık. Bu da tabii ki hem zaten son dönemde işlem hacmi açısından da zayıftık. Bu bir süre daha bu hacmin zayıflığını tetikleyebileceğini düşündüğüm gibi tatil öncesi piyasa riskten kaçıp bu da tabii ki fiyatlarda düşüşleri de tetikleyebilir düşüncesindeyim. Eda, diğer taraftan aslında haftaya Merkez Bankası var. Peki Merkez Bankası'ndan genel olarak hani beklentiniz nedir? An itibariyle 8.68 kur. Hem kur üzerinde hem de piyasa üzerinde etkili olabilecek bir metin ya da açıklama bekliyor musunuz Merkez Bankası'ndan peki? Kurlar cephesinde son dönemde zaten oynaklığın daha da arttığını gözlemliyoruz. Bunun aslında sadece nedeni iç piyasa değil dışarıdaki gelişmeler de özellikle dolar endeksinin yükseliyor olması gelişmekte olan ülke para birimlerini baskıladığı için kurlardaki oynaklığın da bir süre daha devam etmesine neden olabilecek gibi duruyor. Merkez Bankası tarafına gelecek olursam şimdi onunla ilgili çok fazla spekülasyon var. Öncelikle geçtiğimiz ay zaten Temmuz ayı toplantısına ithafen yapılan bir faiz indirimi piyasalarda olumsuz bir şekilde fiyatlanmıştı. Sonrasında Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar en azından bir süre daha mevcut duruşunu koruyacağını ifade etmesi ve enflasyonda düşüş patikasını bir süre daha görülemeyeceğini söylemesiyle piyasa bir miktar yatıştı. Yani en azından kısa vade içerisinde bir beklenti oluşturmadı. Şimdi biz de gelecek hafta kurum olarak toplantıda herhangi bir sürpriz beklemiyoruz faiz konusunda. Karar metnindeki tabii ki fonlama, enflasyona yönelik vurgu ki yüksek bir enflasyondayız. Temmuz ayında yine aynı şekilde benzer bir tabloyla karşılaşacağız gelen zamlar ve
normalleşmenin etkisiyle hizmetler sektörünün katkısı biraz yine enflasyondaki yükselişi tetikleyecek gelişmeler olarak karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla enflasyon vurgusu önemli olacak. Küresel tarafta toparlanmanın etkisi ama bir taraftan delta varyantına yönelik endişeleri de konuştuğumuz bugünlerde gelecek karar metnindeki açıklamalar bir nebze daha önemli olup sonraki toplantılar için belki Merkez Bankası'na yönelik beklentileri şekillendirecektir. Şimdilik piyasa 4. çeyrek başına kadar merkezden bir aksiyon beklemiyor. Ama yine de zorlu bir süreç çünkü Fed'in sıkılaşma yolunda adım atabilme ihtimalini konuştuğumuz günlerden geçiyoruz. Özellikle Eylül Fed toplantısı kritik olacak ve bir sıkılaşma sinyali demek Türkiye dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkeler açısından özellikle merkez bankalarının karar verme süreci açısından zorlu geçecektir. Bu nedenle yani net bir şekilde bir faiz indirimi şu dönemde gelebilir demek biraz daha zorlaştı. Şimdilik gelecek hafta açısından ben çok sürpriz beklemiyorum. Fiyatlar üzerinde ciddi bir oynaklık yaratmasını da beklemiyorum. Sadece gelen en son enflasyon dataları sonrası piyasaların biraz kafası karıştı. O yüzden gelecek hafta metindeki enflasyon vurgusunun dışında ay sonunda yapılacak enflasyon raporundaki revizyonda bir o kadar merak konusu olduğunu ifade etmek isterim. Eda, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. İyi çalışmalar diliyorum sana da. Evet Tuba, kapanışı altında yapalım ama öncesinde bir haberimiz var. Goldman Sachs'ın bir altın tahmini var. Dönelim onu izleyelim ve üzerine altın fiyatları üzerinde kısa bir sohbet edelim seninle. Goldman Sachs analisti Mikhail Siprokis, altın fiyatlarında yukarı hareketin daha yeni başladığını belirtti ve 2000 dolar ons hedefini tekrarladı. ABD hazine kağıdı getirilerinin düşmesinin ve enflasyon endişelerinin yatışmasının altın fiyatına destek vereceğini öngördü. Altın fiyatının ılımlı enflasyon ve devam eden global toparlanmaya fiyatlamaya yeniden başladığını belirten Siprokis, gayrimenkul fiyatlarında artışın yavaşlamasının ve gelişmekte olan piyasa refahında devam eden iyileşmeyle birlikte altın fiyatında ılımlı yükseliş beklediğini vurguladı. Siprokis'in ortaya koyduğu 2000 dolar hedefi cari seviyelerden %11 artışı işaret ediyor. Altın fiyatı Temmuz 2020'de 2036 dolar seviyesini görmüştü. Uluslararası piyasalarda spot altın şu sıralarda düne göre %0.33 kayıpla 1797 dolar seviyesinden işlem görüyor. Misin Tuğba? Onu sorayım hemen. Goldman Sachs'da aynı fikirde miyim? Bunu iki farklı senaryoyla şey yapmak lazım. Şu anki fiyatlara baktığımızda evet teknik olarak 1800'lerin üzerinde bir tepkinin olduğunu geçtiğimiz haftalarda gördük. Altın gümüş rasyosuna baktığımızda şu anda altının biraz daha pozitif ayrıştığını görüyoruz. Burada dün Dünya Altın Konseyi'nin de bir raporu vardı. Bu faiz ortamının altını desteklediğini ve 2021 yılının kalan yarısında yani ikinci yarısından itibaren de ekonomik toparlanmasını ile birlikte insanların talebinin artacağını sadece bireysel ve kurumsalların değil merkez bankalarının da aşağı yönlü risklere karşı rezervlerinde altın oranlarını yılın ilk yarısında artırdığını ve ikinci yarısında da artırmaya devam edebileceğini bundan bahsediyorlar. İki farklı senaryo geliştirmişler. Daha önce enflasyonun kalıcı olduğu %3'ün üzerinde kalıcı olduğu dönemde altın fiyatlarının işte %15'in üzerinde getiri sağladığından bahsetmişler. Diğer yandan eğer enflasyon kalıcı olmaz ve bu varyantlarla birlikte yeniden o toparlanma biraz daha yavaşlarsa da %6-11 oranında bir getiri bekliyorlar. Burada evet ben de hani altının geçtiğimiz yıl performansının çok iyi olmadığını gördük. Burada hem hedge amaçlı hem de bu toparlanmayla birlikte hem bireysel tarafta hem de kurumsal tarafta talebin bir miktar daha artabileceğini düşünüyorum. Evet diyelim o zaman bugün de ilk seansa noktayı koyalım birlikte Tuğba istersen. Çok teşekkür ediyorum yine vermiş olduğun değerli bilgiler için. Efendim böylelikle ilk seansa noktayı koyuyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz, sonrasında kripto parayla kaldığımız yerden devam edeceğiz.